Fındıklı Sütlü Türk Kahvesi. Has Kahve. 1952'den beri ömürlük hatırlara. Var Odası'ndan herkese merhabalar. 4-4-4 diye gidiyoruz İbrahim Aydın'la beraber. Şimdi de bu dördüncü maç. Maalesef ki Sivas'a evimizde 1-0 kaybettik. Onun öncesinde Erzurum 2-1 yendik. Yine 2-0 yendik. Ankara Gücü'ne 4-3 mağlup olduk. Deplasmanda bir de kupa maçı var. İbrahim abi 12 oldu. Bir arada bir maç atlamışız biz. Bizim ilk maçımız deplasmanda Alanya ilk maçımız baydı. 13. haftada biz ama biz 4 maç konuşuyoruz ya. Şimdi doğru. Erzurum, Ankara Gücü, hayır. Sivas, Alanya. Alanya, Alanya'yı konuşmadık. Doğru. Kasımpaşa'dan sonra Alanya'ya gittik. Alanya, doğru. Erzurum, tamam. Ankara aynen. Gücü, Sivas. Aynen. 1.5 puan ortalamasıyla giderken şu anda ortalamayı alt üst ettik. 15/12. 1.25'e mi tekabül ediyor? Hemen 1.25'e tekabül ediyor şu an için. 1.30. Yok 1.25. 18 olsa 1.5. 1.25'e tekabül ediyor. 1.25. İsmail Hocam yanlış yapıyorsun. Yani benim bütün haftalardır paylaşıyorum ama bu şekilde olmasını beklemiyordum. Bu hafta 1.5 puan ortalamasında ben 18 paylaşmam gerekiyordu. Gerçi çok kötü bir rezil bir oyun ortada vardı da. Yani yine de ilk önce oyun üzerine konuşalım. Evet. Yani gırgır şamata yapmak isterdim burada. Ama gerçekten gırgır şamata yapacak durumda da değilim. Konyaspor taraftarının psikolojisi de alt üst oldu. Birisi, kimisi sakatlıklardan dolayı hoca mecbur bu halde dedi. Kabul. Yani bu zamana kadar ben de bu düşüncedeydim. Kimisi dedi ki istifa etmeli hoca, İsmail Hoca dedi. Bu da kabul. Bu da bir farklı bir düşünce. Ama dün akşamki oynanan oyun gerçekten çok kötü bir oyundu. Çok benim uzun süredir Konyaspor'dan böyle bir oyun görmemiştim. Konyaspor yenildi. 5-0, 4-0 ya da 3-0 hatırlamıyorum. Böyle skorları aldık mı 5-0 aldığımızı hatırlamıyorum. 5-1'imizi. Biz o zaman bile biz Beşiktaş'a 5-1 yenildik. O zaman bile topla oynama yüzdesi bizdeydi. 2014-2015 sezonunda Galatasaray'a 5-0 yenildik. Gençler Birliği'ne deplasmana gittik. 5-0 yenildik. Ondan sonra bir yükseliş dönemi başladı. Aykut Kocaman'ın ilk dönemi. 2014-2015 sezonu Aykut Kocaman dönemi. Lazım. Evet 2014-2015 sezonu Aykut Kocaman geldi. Yeni stat'taydık o zaman. Hatta coğrafya yalan söylemez pankartının da açıldığı maçtı. 5-0 yenilmiştik herhalde o maç. Coğrafya yalan ben söylemez. Ben de öyle hatırlıyorum. Şimdi o dönemden bu yana ben böyle ağır bir yani 2-3 pas yapamayan bir Konyaspor görmemiştim. Şimdi geçen sene İsmail Kartal Rizespor'un başındayken Konyaspor deplasmanda Rizespor'la oynadı maçı. İsmail Kartal 3-1 yendi. Yine aynı taktikle topu bekledi. Konyaspor'u bekledi. Konyaspor daha fazla topa sahip olan takımdı. Ve nitekim ilk 10 dakikada 3-1, 15 dakikada ne 3-1 olmuştu. 2-1 olmuştu özür dilerim. O sürede de Oğulcan vardı hatta. Bir forvetleri daha vardı. Afrikan kökenli bir futbolcu. Onunla beraber sürekli olarak kontratağa çıkıyorlardı. Şimdi yine kafasında öyle bir şey düşündü. Rize Spor'da yaptığını gibi. Ama şimdi burada şunu bir alayım ben kalemi. Şimdi sen burada çok güzel bir şekilde dizilimi anlatmışsın. Bu Sivas şimdi, Spor dizilimi. Bu Sivas Spor dizilimi. Şimdi bu Sivas Spor diziliminde senin arkaya uzun toplar atman lazım koşacak ki denendi. Ömer Ali çok formsuz zaten. Sakatlıktan döndü. Covid geçirdi. Daha formuna kavuşamadı. Bunu yapabilecek seviyede bir isim değil. Mia ile başladı. Mia hemen sakattan çıktı. Mia hiç şey yapmıyorum. Milosevic bu oyuncu değil. Zaten set hücumunda bile sürekli geri oynayan bir isim Milosevic. Aradan girip de bir şeyler yapabilecek bir isim de değil. Cilerme, bir burada gördük Cilerme'yi, bir orada gördük. Cilerme'nin nerede oynadığı belli değildi. Alper girdi sonrasında. Evet. Aslında senin kadroda bu arada bir eksiğim var. Eksik var. Mia'yı eklememişiz. Mia'yı eklememişsin. Yani orada şuraya, tahminim şu bölgede. Yok orada değil. Şu bölgeye yakın. Sanırım şurada bir yerde. Şimdi bu şekilde bir dizilim var. Şimdi senin burada arkaya doğru atabildiğinde topla oynamalarını atabildiğinde yani topu arkaya attığında koşturabilecek oyuncun yok. Evet. Ki ya bunu oynayabilirsin. Kravitz gibi oyuncun olur oynayabilirsin. Burada Yevtoviç gibi bir oyuncun olur. Yevtoviç kesici. Zaten defansif özellikle bir oyuncu. Oynayabilirsin bu oyunu. Ama kadro buna uygun değil. Bunun sinyallerini Erzurum maçındaki 2-0'lık galibiyetli maçta zaten görmüştük.
3-5-2 sistemi Konyaspor'un oynayabileceği sistem değil. Ben de yanıldım kardeşim. Ben de 3-5-2 Konyaspor'un oynayabileceğini düşündüm. Ama şu anki mevcut kadroyla oynanma ihtimali yok. Başarısız. Skubic yeteri derecede bindirme yapıyor. Ama destek yok burada. Skubic'i destekleyecek birisi yok. Biliyorsun Hull Space'ler var. Hani A-Spor'da da bunu konu ettiler de Hull Space'leri. Kimisi şey dedi Hull Space'ler için sahte bek dedi. Kimisi topu hızlı çıkarmak dedi. Ya bir sürü terim dolaşıyor artık. Hull Space'ler iç kenar. İç kenar oyuncuları. Yani şuradaki oyuncunun şuraya geçip iç kenar gibi oynaması. 3-3-1-3'te Hull Space'ler devreye girer zaten. Evet. Şimdi burada yani şuradaki oyuncu Hull Space oyuncusu. Hem kenara bakar hem içe bakar. Şu işte Hull Space'deki kişi bu. Burada da orta alanda da bu vardı. Bizim ne oynadığımızı ben anlamadım. Hiçbir şekilde. Hayatımda son zamanlarda diyeyim, hayatımın son dönemlerinde izlediğim en kötü Konyaspor. Doğru. Yani Aykut Kocaman, Bülent Korkmaz dönemi dahil olmak üzere izlediğim en kötü Konyaspor. Eleştiriler yapılabilirler. Burada yönetimin de hatası var. Yönetimin hatasını da söyleyeyim. Geniş kadroyu kuramadım. Mesela forvet alternatifi Erdoğan Dacı. Erdoğan Dacı konusuna da girmek lazım. İlk önce ben senin Sivasspor maçıyla alakalı analizlerini şunu da vereyim. Analizlerini dinledikten sonra diğer konuları konuşalım. Aslında 4 maç üzerinden bakmak lazım. Hani kupa maçlarını bu maçların dışında tutarsak ki alt lig takımlarıyla maç yaptık. Onları bu maçların dışında tutarsak aslında 4 maç üzerinden değerlendirmek lazım. Nasıl? Ama ilk maçta Artem Kravets Çokol Çukaleş'in sakatlığı vardı Alanya maçında. Tabii yani şimdi Alanya maçından aslında başlamak lazım ama hani ben sana uyayayım Sivas maçından başlayalım. Şimdi Sivas maçında bir kere biz orta alanda Jevtovic'in eksikliğini çok büyük hissettik. Belliydi. Doğru mu? Onun haricinde asıl bir forvetin eksikliğini de hissettik. Asıl bir forvet var elimizde bu arada. Erdoğan. Covid'den çıktığı için durumunu bilemiyorsun. Yani antrenmanlarında yer almıyorsun. Adamın performansını bilmiyorsun. Adama ben İsmail Kartal'a neden oynatmadın diye soramam yani. Sen sorabilir misin? Peki oyunu aldıktan sonra niye ilk başta sol kenara oynatmaya çalıştı? Şimdi Levan Şengelya ortadaydı. Şöyle bir şey var. Benim İsmail Kartal'da gözlemlediğim, Ankara Gücü maçında da bunu gözlemledim diyebilirim. Alanya maçında da gözlemledim. Belli bir yerden sonra oyundan kopan bir hoca. Nasıl? Mesela Ankara Gücü maçında, Ankara Gücü maçına da değineceğiz ama gol yedikten sonra aksiyonu çabuk hazırlayamıyor. Veya gol reaksiyonu sonra, veremiyor. Reaksiyonu veremiyor. Reaksiyon veremiyor. Veya gol attıktan sonra, öne geçtikten sonra çok çabuk müdahil olamıyor oyunun içine. Biz Sivas maçında da aynı şeyi hissettik. Ankara Gücü maçında da, işte Alanya maçında da aynı şeyleri hissettik. Şimdi ilk kurulum aslında 3-5-2 değil. Biraz daha 5-3-2. 5-3-2 şeklinde oldu. Daha biz rakibi bekleyen bir pozisyonda olduk ki çünkü Sivasspor gerçekten kalite olarak çok iyi bir takım. Yani geçen seriye göre üstüne koymuş bir takım. Ya Fajr'le bir kere Max Gradel çok iyi oyuncular. Özellikle Fajr'in yaptıkları. Bu ikisi hem teknik hem hızlı futbolcular. Artı sağ bölgede Marcelo, Erdoğan Yeşilyurt. Bu ikisi de hızlı futbolcular. Max Gradel dediğin gibi sol kanatta özellikle tekniğiyle ön plana çıkan bir futbolcu. Yani nerede ne yapacağını kestiremiyorsun. Şut atıyor olur olmadık yerden. Ortaya çok güzel ortalar kesebiliyor. Hızlı bir şekilde depar atabiliyor. Şimdi karşımızdaki rakibin bu tip silahları olduğu için İsmail Kartal burada senin de biraz önce bahsettiğin gibi Rize'de Konyaspor'u o günkü Konyaspor'u karşılayan bir Rizespor gibi biz de Konyaspor olarak Sivasspor'u karşıladık. Karşılayamadık. Aslında ilk 45 dakika, ilk 50 dakika... Niye? Orada da pozisyonlar vardı. Aslında uygulamaya çalıştık ve gol de yemedik yani baktığımız zaman. Burada bizim Mia'nın sakatlanmış olması zaten forvetsiz olan mevki alt üst etti. Yerine Alper girdi. Alper de benim gördüğüm kadarıyla... O da yanlış bir tercih. Alper sol beke geçti. Buradaki düzeni bozdu.
buradaki düzeni bozdu. Cilerme'yi ön tarafa atıp Alper'e oynatmasıyla düzeni bozdu. Burada Alper hata yapmaya başladı. Ama Alper'in de aslında burada Cilerme'nin yani sol önde oynaması gerekiyor zaten. Hani şurada. Ya belki şu olabilirdi. Şu hamle gerçekleşebilirdi. Burada Mia çıktığında Cilerme'yi buraya atmak yerine defansı hiç bozmayarak belki hani biraz önce de söyledim hani antrenmandaki durumlarını bilmiyoruz. Covid'den yeni çıktı. 90 dakikayı kaldırır mı bilemiyoruz ama burada Mia çıktığında Erdoğan'ı saha içine atabilirdi. Geri beşliği hiç bozmayabilirdi. Levan'ı atabilirdi. Levan'ı atabilirdi belki. Ama Levan'ı da benim şöyle tahmin ediyorum. Daha çok silah gibi kullanmak istedi. Hani rakibi ilk başta yorup 60 dakika gol yemeyip sonrasında Levan'ı öne sürüp onunla gol bulmak istiyor diye bir düşüncesi olabilir mi diye düşündüm ben. Aklımdan öyle geçti yani. Velhasılı biz aslında defansif anlamda bir şeyler yaptık ama orta alanda biraz önce de bahsettiğim gibi burada Jevtovic'in eksikliğini Oğuz Kağan kesinlikle dolduramadı. Dolduramadığından ben, dolayı biz orta alanda da beğenmiyorum. Oğuz Kağan'ı beğenmiyorum ama Oğuz Kağan'ı da burada yanlış yapılıyor. Bu maçta Oğuz Kağan'ın bir suçu yok. Çünkü topu ileriye taşıyamıyorsun. Amir kaç tane pas hatası yaptı? Doğru. Amir'in kaç tane pas hatası yaptı? Oğuz Kağan olmadı. Hadi, Oğuz Kağan çok eleştiriliyor. Oğuz Kağan burada oynamamış olsa sen kimi koyardın buraya? Koyabilecek oyuncu mu? Cilerme'yi koyardım. Cilerme'yi ortaya. Evet. Cilerme'yi koyardım. Ya da Alper'i koyardım. Alper'in hangi maçtı? Kasımpaşa maçındaki de aslında performans çok iyi değildi yani orada. Sonuçta Oğuz Kağan'ı ben burada suçlu bulmuyorum zaten. Ben de bulmuyorum. Hani buraya koyabileceğin en ideal futbolculardan bir tanesi Oğuz Kağan. Bu maç özelinde. Eldeki kadro bu. Şimdi kadro herkes bu. Ali Karakaya demişler de kardeşim Ali Karakaya Altın Ordu'nun yedeklerine karşı oynadı ya. Yapmayın gözünüzü. Sivas Spor'dan bahsediyorsun. Sen rakibini küçümseme ya. Ya sonuçta çok kaliteli ayaklara sahip bir takım. Hani burada da 3 hadi 3 puan olamasa da 1 puan paradosuyla çıkmışsın. Belli yani. Rakibi karşılıyorsun. O hani bir kontratakla Erzurum'a da aynı şekilde gol çıktık. Bulmak istiyorsun. Biz Erzurum maçında da aynı şekilde. 3 puan değil 1 puan paradosuyla çıktık. Erzurum'un kalitesiyle Sivas'ı kesinlikle karşılayamazsın. Tabii ki. Karşılaştıramazsın. Ya Erzurum'un kalitesi çok farklı bir yerde. Sivas'ın farklı bir yerde. Şimdi bu 3-5-2 sistemi, 5-3-2 sistemi artık adı her neyse bunu tek maç üzerinde değil aslında Erzurum maçıyla beraber değerlendirmek lazım. Ankara Gücü maçı. Şimdi burada İsmail Kartal benim gözlemlediğim kadarıyla ilk maçları hatırla. Malatya maçı. İlk maç. Gençler Birliği. Gençler Birliği Denizli deplasmanı. İkisinde de gol atamadık biz. Şimdi burada bir sıkıntı var. Doğru mu? Evet. Biz sene başındaki videolarımızda da söyledik transfer videosunda buraya biraz hani böyle akıl hocası, lider tarzda bir futbolcunun alması gerektiğini, böyle içik yönlü oynayabilen bir futbolcunun alması gerektiğini söyledik. Şimdi benim futbolcunun biliyorsun, biz 6 numara yazmam vardı. Yanlış anlaşıldı. Ahmet Çalık geldi orada. Biliyorsun yani. Doğru. Şimdi Jevtovic olsa da olmasa da biz buraya İşte 6.5 mu dersin? 6 mı dersin? 8 mi dersin? Buraya o tip daha sağlam bir futbolcu. İki yönlü oynayabilecek oyuncu lazım. Oynayacak bir futbolcunun olması gerekiyor. Biz bunun eksikliğini her maç hissediyoruz. Jevtovic olsa da olmasa da. Şimdi İsmail Kartal benim anladığım kadarıyla buradaki ofansif katkıyı yeterli bulamıyor. Burada yük bir önceki programımızda bahsettiğimiz üzere Amir'in üzerinde. Ve Amir'e uygulanan her baskıda atıyorum 10 tane baskı uygulanırsa 3 tanesini kaybeder. Kaybedebilen bir futbolcu. Alanya maçında da gördük bunu, Sivas maçında da gördük. Alanya maçında özellikle çok kötüydü ve ilk yarı 45 dakika anca dayanabildi. Sonrasında Musa girdi. Musa sakatlandı derken bizim oradaki planımız da alt üst oldu. Çıkaleşçi ve Kravets'in sakatlanmasıyla birlikte Alanya maçında. Şimdi burada istediği verimi alamadığı için hızlı ve kaliteli bir futbolcu olmadığı için burada Amir'e kötü bir futbolcu demiyorum. Ama Amir Konyaspor'un kazanabileceği maçları kazandırabilecek yapıda bir futbolcu değil. Ancak işte Erzurum maçındaki gibi boşluk bulabilirse atabilen bir futbolcu. Ki güzel de kafayı kaldırdığı zaman iyi paslar verebilen futbolcu ama ona kafayı kaldırttırmayan bir rakip varsa önünde kesinlikle standarda düşebilecek bir futbolcu. Kim? Rıza Hoca'nın da orta alanlarına hep hakimdir biliyorsun Rıza Hoca'da. Doğru. Orta alanları hep iyidir. Ki biliyorsun 8 numara krizi var bizde de. Doğru. Geçen seneki kadroda işte Mert Hakan'la
Emre Kılıç. Emre Kılıç da oradan güzel, Hakan da vardı. Hakan da vardı. Güzel bir üçlü kurmuştu orada. Bu sene de işte Max Gradel, Fajr, Hakan yine aynı şekilde bir üçlü kurdu orada. Claudemir. Claudemir de iyiydi. Onlarla bir üçlü kurarak yine orta sahayı domine etmeyi başardı. Rıza Çalınbay'ın bence şu anda sanal bir puanı var. Bence daha yükselecek bir puan. Hani ligi ilk 7'yi zorlayacak takımlardan bir tanesi diye düşünüyorum ben Sivas Spor'un kalite olarak baktığımızda. Şimdi burada Sunni puan farkı. Sunni puan farkı. Aykut Kocaman'ın dediği gibi. Burada Amir'den yeterli katkıyı alamadığı için ve çok fazla da eksik futbolcu olduğu için İsmail Kartal bence şunu denemek istiyor. En azından ben kanatlardan ofansif desteği alırsam Sukubiç ve burada bazen Abdülkerim'in ileriye çıktığını görebiliyoruz. Erzurum maçında çok fazla gördük biz bunu. Daha rahat oynayabiliyor Uğur arkasında olduğundan dolayı. Burada işte Ahmet Çalık olduğundan dolayı Sukubiç daha fazla bindirme yapabiliyor. İşte Cilerme buradan yine aynı şekilde atağa destek veriyor. Dolayısıyla sahayı verimli kullanmaya çalışıyor bu sistemde. Neden dolayı? Orta alandaki zayıflıktan dolayı. Eğer orta alanda iki tane daha sağlam bir futbolcu olmuş olsa ben İsmail Kartal'ın bu riske girmeyeceğini düşünüyorum. Şimdiye kadar da girmezdi. Ama işte eksiklikler, buradaki futbolcuların verimsizliği İsmail Kartal'ı farklı deneyişlere, farklı yapılara sevk etti diye düşünüyorum. Bunu ne kadar daha dener bilmiyorum ama bu sistem dünyada birçok kulüp tarafından uygulanan bir sistem. İşte bugün Liverpool uyguluyor, Sassuolo uyguluyor. Ama bak şimdi. Birçok takım uyguluyor. Fakat oradaki takımların yapısına bakmak lazım. Şuradaki futbolcun senin bir kere ağır bir stoper. Burada sürekli kademe hataları verebilen bir stoper. Doğru mu? Hayır bak şimdi orada şöyle bir durum var. Şimdi... İkincisi buradaki futbolcuların çok daha yönlü. Bu sistemle oynayabilen takımlar. Andrew Robertson, Alexander Arnold. Sukubiç tamam çok güzel bindiriyor. Asist katkısı, gol katkısı yapabilen bir futbolcu ama kaç tane atakta gol katkısı yapabildiğine bakmak lazım. Kaç tane ortada isabetli orta yapabildiğine ya bakmak lazım. Ya bu bölgede oynayacak kişi Cilerme'nin, bu. Bu bölgede oynayacak oyuncu bu. Cilerme'nin ne kadar yeterli olabildiğine bağlı. Tabii burada iki tane, şurada iki tane işte Kravets gibi ne bileyim Mia'nın biraz daha derli toplusu olan bir futbolcu olmuş olsa, geçen seneki Mia olmuş olsa burada biz Ömer Ali'yi kullansak daha fazla verim alabiliriz. Veya şurada geçen yılki Alper'i kullanmış olsak daha çok verim alabiliriz. Ama şu anda biz sakat ve eksik kadroyla ancak bu şekilde nasıl söyleyeyim tekeden süt çıkartmaya çalışıyoruz yani. Şimdi Edok çizgi. Hiç verim almadık sezon başından beri. Kravet sakat. Sokol Çıkarışı sakat. Musa sakat. Bu senenin 4 transferi değil mi? Adil ve Ahmet Çalık var. Bir de Oğuz Kağan var. Evet. Başka var mı? Bu senenin transferi. Kaleci. Kaleciler var. Kaleci var. Kaleciyi saymıyoruz. Kalecileri onları saymıyoruz. Şimdi bak şu oyuncunun alınırken çok fazla dedim ki 6.5 numara. Bizim savunma problemimiz yok. Tamam Aniçiş sakatlandı. Kabul ediyorum. Ama senin o bölgede oynayabilecek çok fazla oyuncun var elinde alternatif. Ben Ahmet'in gelmesine karşı değildim. Ben karşıydım. Başından beri karşıydım. Ahmet Çalık hem de fayda maliyeti olarak da Ahmet Çalık'ı hala da karşıyorum. Yani Ahmet Çalık o maliyetlerde Konyaspor'a. Ben başka bir transfer yapardım. Nereye transfer yapardım? Şu bölgeye transfer yapardım. Onu yine yapabilirdin. Aniçiş'in lisansını iptal ederdim. Buraya transfer yapardım. Aniçiş sakatlandı. Aniçiş'in lisansını iptal etmedin. Aniçiş sakatlandı. Siz bu adama güvenmediniz. Yönetim değil, teknik heyet. Teknik heyet bu adama güvenmedi. Başından beri söyledi ki o forma Abdülkerim Bardakçı'nın diye. Çünkü izliyoruz, yıllardır izliyoruz. Adil aldın. Adil genç, yatırımcı. Adil oynayabilirdi. Uğur Demirok'un da var. Bir de burada Abdülkerim'in var. 3. Sen içeriden devşirme 8 numara olarak Yevtoviç'i de kullanabilirsin burada. 4 tane oyuncun. Bu bölgeyi kapatırsın. Ama şu bölgede üretim yapabilecek senin oyuncun yok. Ben biraz önceki dediğim gibi. Aslında buradaki futbolcunun ben Ahmet'in özellikle gelmesine karşı değilim. Neden dolayı? Çok sıkı bir fikstüre gireceğiz bu haftadan itibaren. Yani tamam ama bak işte senin orta alanın yok. 3-4 doğru ama ben de şunu diyorum. Aniç için lisansı
çıktı. Anneçici lisansını 6 ay iptal etmiş olsan sen buraya transfer yapabilirdin. Çok rahat bir şekilde. Para durumlarından kaynaklı olarak veya yapmadın. Sen, ben de orada diyorum ki limit al kardeşim. 8-9 maç oynatmadın. Bizim Erdoğan. 8-9 maç hiç oynatmadın sen Erdoğan'ı. Eğer sen Erdoğan'a başından beri güvenmiyorsan lisans çıkartma. Lisans çıkartma. Gönder, kiralık bir yere gönderebiliyorsan. Yurt dışına yerine, gönder. Yerine orta saha al. Yerine forvet al. Yerine sol kanat al yani. Bu kadar. Bir basit. Sürü şey. Yani burada İsmail Kartal'ın çok hatasının olduğu kadar yönetimin de hatası var. Kesinlikle. Transferde eksik kaldı kardeşim. Kesinlikle. Transferde eksik kaldı. Samuel Eto'o. Ben yanıldım. Ben beklenti içindeydim Samuel Eto'o'dan. Ama 2 yıl önceki Samuel Eto'o değil. Ya sen tabii ki aslında yanıldık demeye gerek yok. Türkiye'de yaptığı belli bir futbolcunun. Yani sonradan girip ortalığı karıştıran şütör bir futbolcu Eto'o. Yani taraftarın belki %80'i bu futbolcuya karşı çıkmamıştır. Ama burada eğer gelirken sağlık kısmında, eğer tedavi sürecinde sağlık kısmında bir aksaklık çıkmışsa, gözden kaçırılan bir durum varsa biz ona bir şey diyemeyiz. Onu sağlık ekibiyle alakalı bir durum. Ya sakat alınmışsa bu futbolcu. Ki ben öyle bir şey olabileceğini Anadolu Kartalı'nın bugün gördüm Twitter'da ya da dün de olmuş olabilir bir paylaşım vardı. Sağlık ekibinin Bursa'daki dönemiyle alakalı. Çok evet. Fazla sakatlık verdiğine dair biz de çok fazla sakatlık veriyoruz bu sağlık ekibiyle. Evet. Demek ki bu sağlık ekibinde de bir sıkıntı var. Ya Hurtado'yu iyileştiremedik. Ya o iyileşmez zaten de. Ama bak şöyle düşün Abdullah. Bu adam Hurtado, tamam mı? Konyaspor'a gelmeden önce birkaç sefer, 2-3 sefer sakatlık yaşamış bir futbolcu. Çok fazla sakatlık geçirmemiş bir futbolcu. Tamam, belki gelirken sakat geldi ama bunu alırken hiçbir bakılmadı. Sonrasındaki tedavi süreçleri yanlış mı gitti? Bugün Aliçiç mesela dönecek diyoruz, doğru mu? Evet. Sezonu kapatıldı demişti. Adam antrenmanlara çıkmaya başladı. Volkan Fındıklı. Nerede tedavi oldu bu adam? Kendi ülkesinde tedavi oldu. Volkan burada Fındıklı olsa burada oldu. Hala dönemedi Volkan. Aliçiç döndü. Aliçiç döndü. Belki yurt dışında olsa dönecekti yani adam. Yani burada bir sıkıntı var. Şimdi o kısımda bir sıkıntı var. Yani buradan yetkililere sesleniyorum. Biraz garip oldu yetkililere sesleniyorum diye. Konyaspor yönetimine sesleniyorum. Bu işi halledin. Muhtemelen izlemiyordur da Konyaspor Kurumsal İletişim Müdürü beyefendi de bu videoyu izliyorsa da o da iletirse çok sevinirim. Yani en azından yönetime bu söylediğimizi, bu videoyu izletirse çok sevinirim. Yani biz burada bir sıkıntı görüyoruz. Belki siz görmüyorsunuzdur. Belki bu konuyu bir din. Bu istatistik var mı bilmiyorum ama ilgili arkadaşlar belki bulabilirler. Konyaspor bu sezon ligde en fazla sakatlık yaşayan takımı. Süper Lig. Covid vakalar haricinde. Doktor konusunda bir sıkıntı var. Ve hepsi var. De adale sakatlığı. Sağlık ekibinde bir sıkıntı var. Buyur adale abi. Sakatlığı, kas sakatlığı. Hepsi de. Darbeye bağlı hiçbir sakatlığımız yok bugüne kadar. Hepsi adale sakatlığı. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Biraz önceki... Alper'in sakatlığı başkaydı. Onun dışında. Ya, Alper'e bir şey diyemezsin ama... Ona da buradan geçmiş olsun dileklerimizi getirelim tekrardan. Bak Kravets normal şartlarda geçen bel sakatlığıyla falan uğraşan bir futbolcu. Hani bel sakatlığı geçirmiş bir futbolcu. Yani bel sakatlığı olmuş olsa anlayacağım. Adam hani daha önceden sakatlığı. Ama adamın bacakta sıkıntı var. Çıkaleşçi aynı şekilde. Çıkaleşçi de Rangelov gibi bir sağlam bir futbolcu. Öyle çok fazla sakatlanan bir futbolcu değil. Ya, bu adam da sakatlandı yani. Burada bir sıkıntı var. Bunu bir çözmemiz lazım. İkincisi. Eto'o dedin. Evet. Eğer bu adam sakatsa gönderelim gitsin kardeşim yani. Ne uğraşıyoruz yani bu adamla? Yani sözleşmesinin devre arasında o Oskar. Bize faydası yok mu? Bence yok. Tabii. Yok tabii canım. Yani Oskar'ın yani. Alt liglerden Oskar'dan kat kat daha iyi futbolcu bulurum ben. Oskar. Eto'o. Aniçic eğer dönmeyecekse döndü. Antrenmanlara falan çıkıyor ama ne kadar döndü bilmiyoruz. Eğer katkı sağlayamayacaksa gönderelim. Vallahi. Alper eğer sezon sonuna kadar eğer oynayamayacaksa lisansı iptal edilir. Onun yerine transfer yaparsın. Bu kadar basit yani. Alper lisans ama 6-8 ve... ay diyor zaten. Alper'in sakatlığıyla alakalı 6-8 ay diyor. Lisans iptal edilebilir. Eto'o ve Oğuz Kağan kesinlikle ilk yarı sonunda ben de Konyaspor'da durmamalı ve yerlerinde de adam akıllı iki tane transfer yapmalı. Oğuz Kağan zaten bir yıl kiralık opsiyon yok. Orada bir şey yok. Oğuz Kağan gidecek. Gelecek seneye başka bir takıma kiralanır. Maalesef böyle. Yani biz konudan atlıyoruz ama istersen biraz toparlayalım. Şimdi Ankara Gücü konusuna geçeceğim ben. Sivas evet. Maçında biz büyük hatalar yaptık. Bu oyun planı bize tutmadı. Ankara Gücü maçında ortadan ve sağdan geldiler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu sistemle alakalı. Şimdi ben empati yapan bir insanım. Yani empati yapmaya çalışan bir insanım. Şimdi sonuçta bu işin profesyonelleri var. İsmail Hoca da
bu işin profesyonellerinden bir tanesi. Ekibi var. Analizcisi var. Yardımcısı var. Antrenör var vesaire. Normalde çok fazla sistem değiştiren bir hoca da değil. Ama elinde fazla oyuncu olmadığından dolayı böyle bir sistemi risk alarak denediğini düşünüyorum. Bir de şu var Abdullah. Şimdi bizim en sağlam bölgemiz hangisi? Kale. Savunma. Savunma değil mi? Şimdi savunmadaki futbolculardan Alper haricinde herhangi bir sakatlığımız var mı? Yani şunu söyleyeyim ben sana. Cilerme, Sivas maçındaki Alper'in sakatlığı haricinde konuşuyorum. Cilerme var, Alper var. Sol beklerin tamam. Stoper. Abdülkerim'in var, Uğur var, Adil var, Ahmet Çalık var. Hepsi hazır durumda. Evet. Sağ bek. Herhangi bir sakatlıkları yok. Sağ Uğur bek. Birkaç maç gitti, onun haricinde döndü. Adil'i sağ bek oynatabilirsin. Sağ bek Adil oynar, Sukubiç oynar, yeri geldiğinde Ömer Ali oynar. Senin savunmanda bir problem yok ve... Biz bunu hatırlıyorsan geçen sezonun ligde kalma garantilendi. Konyaspor'un savunmaya transfere takviye ihtiyacı yok demiştik. Hatırlıyor musun? Onu hatırlayamadım. Doğrudur. Konyaspor'un ihtiyacı olan bölge bu bölge. Zaten burası sağlam demiştik. Şimdi şuraya geleceğim ben. İsmail Kartal aynı bu şekilde alıyor. Takım kadrosuna bakıyor. En sağlam bölgen burada 6-7 tane alternatifim var. 7-8 tane alternatifim var. 8-9 tane hatta. Bazılarını işte devşirirsen falan. 8-9 tane alternatifim var ve hepsi hazır durumda. Ön tarafa bakıyorsun, orta sahaya Amir haricinde kimse yazamıyorsun. Yok. Hadi Cevtoviç'i de yazın. Hani Sivas maçı haricinde konuşuyorum. Amir'le Cevtoviç'i yazın. Yok. Başka? Yok. Üçüncü bir adamın yok. Musa'ya güvenemiyorsun. Yok. Sakatlanıyorsun. İyi değil zaten. Ha. Kanatlara bakıyorsun. Doğru düzgün bir tane koyacağın kanat yok. Şengelli'yi koyuyorsun. Bir maç iyi, iki maç kötü. Milosevic'i koyuyorsun. İki maç kötü, bir maç iyi. Mia'yı koyuyorsun. Ortada hiç yok. Kim kaldı? Ömer Ali. Ömer Ali sakatlıktan döndü. Yani yok yani. Burada oynayabileceğin kimse yok. Ne yapıyorsun? En azından burayı çoğaltayım da bu taraflara bir şekilde uydurayım. Uyduramıyorsun. Uyduramıyorsun. Bu sefer puan kaybına dönüşüyor. Yani aslında bir şeyler denemeye çalışıyor. Buradaki fazlalığı kullanmaya çalışıyor ama bu 3 maçtan bir tanesinde yaradı bu. Ankara Gücü maçında da yaradı. Fakat Ankara Gücü maçının şöyle bir hikayesi oldu bana göre. Aslında Ankara Gücü maçında biz kötü oynamadık. Gerçekten kötü oynamadık. Şanssız bir gol yedik. Erzurum maçında yapılan hatalar... Milosevic'in hatasıydı bu arada. Ders çıkartılması. Şurada topu kaptıran Milosevic. Milosevic, Uğur, Seyiç çıkmadı. Yine Milosevic'in öyle bir, top kaptırdı. En son ben Seyiç'i yazarım. Seyiç de hatalı. Seyiç formsuz zaten. Ha. Covid'den dönmüştü, ne verdik? Erzurum maçında burada birkaç tane hata yaptık. Kademe hatası. Eğer biz bu sistemi uygulamak istiyorsak Erzurum maçını açarsın. Bak kardeşim, burada hata yapmışsın. Şurada da hata yapmışsın ki çalışıyorlardı muhtemelen. Biz burada hani ukala tavırla söylemeyelim ama açarsın, bakarsın. Burada şu şekilde hata yapmışız, bu şekilde hata yapmışız. Ben bu sistemi uygulamak istiyorum. Bu kademe hataları yapılmamalı. Tamam, güzel. Pat 15. dakikada kademe hatasından ilk golü yedik. Takım reaksiyon verdi. Gittik bir tane gol bulduk. Adil buradan attı. Cevtoviç içeriye çevirdi. Penaltıdan da gol. Ankara Gücü maçında bahsediyorsun. İkinci golü de attık. Takım çok güzel işliyor. Ve karşı rakip Ankara Gücü agresifleşti. İşte sarı kartlar. Orada aslında bir kırmızı kart çıkabilirdi. İsmini hatırlamıyorum. Futbolcunun bir tanesi. 50 numara. Bolingi mi? Forvet. 9 numara. Bolingi değil mi? Yani kırmızı kart bile çıkabilecek bir pozisyonu aslında orada hakem es geçti. Kırmızı kart çıkmış olsa... Çünkü burada sarı kartını verdi, ikinci evet. Sarı kartını vermedi. Veremedi yani. Hakem orada penaltı pozisyonunda sarı kartı verdikten sonra ikinci sarı kartını veremedi. Veremedi. Ya da onun öncesinde ilk sarı kartını veremedi. Yani velhasıl 45-50 dakika belki adamlar 10 kişi oynayacaklardı. Güzel, sistem güzel. Ha, ne yaptın? Burada bir hata yapmış mıydın? Yani burada aslında hafızaya gelmesi lazım. Burada bir hata yapmıştın. 45. dakikaya sen 2-1 önde girmişsin. Her şey istediğin gibi gidiyor. Ve sen 4-5-1'de, 4-4-2'de gol yemeyen bir yapı kurmuşsun Konyaspor'a. Şu anda Konyaspor en az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Alanya, Galatasaray haricinde Sivas'la birlikte 3. sıradasın. Konyaspor az gol yiyen takımlardan bir tanesi. Bu da dörtlü savunmada yememiş olduğumuz dönemlerden gelen bir... Zaten 3'lü savunmaya geçin, 5 gol yedin. 2-1 öne geçmişsin, her şey güzel gidiyor. Ve ilk yarıda bitmiş. Gelin soyunma odasına.
Burada ne yapabilirsin? Kim aksıyor burada? Uğur aksıyor. Senin daha önce Adil'le Abdülkerim tandeminde sıkıntı yok. Abdülkerim daha önce güzel oynuyor muydu? Aynen öyle. Oynuyordu. Sıkıntı. Sadece bir tane hataları vardı. Kadem hatası. Yani şimdi maç isimleri aklıma geliyor. Malatya maçı olabilir mi? Burada bir tane gol yemiştik. Hatırlamıyorum. Senin burada kim aksıyor? Uğur. Kardeşim sen burayı bozdun. Uğur. Sen çık. Cilerme sen buraya gel. Sukubis sen buraya gel. Dördü savunmaya döndün. Şuraya gel abi. Heh, gel buraya. Sekiz. Oğuz Kağan'ım yazarsın. Alperim yazarsın. Şuraya Alperim yazarsın. Buradan Milosevic'i buraya mı çekersin? Alperin 25. Alper'i buraya mı yazarsın? Milosevic'i buraya mı çekersin? Oğuz Kağan'ını mı alırsın? Kimi alırsın? Oyunu önde tutman lazım yani. Ve Ankara Gücü gerçekten reaksiyon verebilecek bir takım da değildi yani. Ayağa kaldırdık takımı. Ayağa kaldırdık. Biz ölüyü diriltmede bir numarayız yani bu arada. Burada bu taktik değişikliği yapamadı. Ankara Gücü pat bir gol daha buldu 48. dakikada. 2-2 oldu. 3-2'yi de yaptın burada. 3-2'yi de yaptın. Sana bir fırsat daha geldi. Yap hamleni yap. Yap orada hamleni yap. Burada sen gol yemeyen savunmaya tekrar dönüş yap. Bunu yapamadık. Mesela ben Denizli maçını izledim bu haftaki. Denizli Alanya maçını. Denizli 1-0 kazandı. Yalçın Koşu Kavak futbolcuların ellerine kağıt verdi. Evet. Taktik bir anda değişti yani. Mourinho'cu oldu tamam başımıza. Olsun. Önemli değil. Yani burada adamlar bir şeyler yapmaya Hayır, çalışıyorlar. Hayır. Şunu da söyleyeyim bu arada. İsmail Kartal'ı gönderdiğin zaman getirebilecek teknik direktör yok. Yok. Havuzda kaliteli teknik direktör yok. En son girelim o konuya. Şimdi biraz önce de söylemiştim. İsmail Kartal bazı yerlerde modu düşüyor ve uyuyor. Uyuduğu için biz Ankara Gücü maçında Sivasspor'un mağlubiyetini tolere edecek Ankara Gücü maçında 3 puanı bıraktık geldik. 3 puan alacağımız maçta 12 maçta 18 olacaktı ve benim istatistim devam edecekti İsmail Hoca. Bu senin hatan. Erzurum maçı. İki maçta da İsmail Hoca'ya. Erzurum maçındaki o 2-0'ın acısı. 2-0'ın hataları kapattığı 2-0'ın şeyde biz kaldık. Etkisinde kaldık. Ankara Gücü maçını verdik geldik. Şu anda biz Ankara Gücü maçını almış olsaydık Sivasspor mağlubiyetini biz o kadar fazla takmayacaktık. Çünkü adamla iyi diyecektik yani. Aynen öyle. Şimdi diyemiyoruz. Şimdi bak Serdar Ali Çelikler gibi konuşacağım. 8 numara var. Sassuolo'da. Mehdi Burabbiya. Çok fazla da forma şansı giyemiyor. Onu alın gelin. Ben de sevmiyorum bu arada Mehdi'yi. Mehdi'yi mi ben çok seviyorum. 8 numara alın gelin onu. Onu alın gelin 8 numara. Bak forma şansı da giymiyor. Şu takımda iş yapar. Şu takımda çok bu güzel takımda iş yapar yani. Ama hani çok seviyorum mu, çok haz edeyim mi Mehdi'den? Çok haz etmiyorum. Skor katkılarına bak. Son üstünlük skor katkılarına bakabilirsin yani. Mehdi Türkiye Ligi'nde iş yapar. Konya Spor'da iş yapar. Yani kaç tane gol attı Konya Spor'da? Valla bir tane gol attı zaten bizden iki aldı. İki gol bir asist olması lazım. Sivas'a attı. Mehdi Sivas'a attı. Avrupa maçında attı. Başka var mı? Ben hatırlamıyorum. Şimdi bak bir Kasımpaşa maçı Karabük maçı var hatırlıyor musun? Mehdi buradan aldı götürdü gitti. Atamadılar. Sen ya, kiminle oynadın ya? Kendi sahamızda. Kiminle oynadın sen? Malik İrona ile oynadı bu adam. Eto geldi. Nasıl değişti? Ben Malik İrona ile anlaştı. Yani orta sahadaki adamdan beklentim ne benim biliyor musun? Yani böyle kafasını alsın gitsin ikinci bölgede üçüncü bölgeye böyle adamlar lazım. Eyvallah. İkinci bölgeden, birinci bölgeden, üçüncü bölgeye hızla top taşısın. Bu adamlar da lazım ama buradaki adamın bir kere pas istatistiği ve yüksek olması lazım ve paylaşımcı olması lazım. Mehdi'de paylaşımcılık yoktu. Ben ondan beğenmiyorum. Yoksa Mehdi'nin çok kötü bir futbolcu olduğundan değil yani. Bu da çok paylaşımcı. Fazla paylaşımcı. Oğuz Kağan'a girmem. Ama bu arada %89, %88 pas istatistiği oynuyor Oğuz Kağan. Fazla paylaşımcı diyorum ya. Çok paylaşıyor işte. Evet. Sorumluluk almıyor. Yani neyse konumuzu toparlayalım. Çok fazla sürenin ne kadar olduğunu da bildiğim yok ama. En son istersen Alanya maçına da değinelim. Hani hepsine kısmen değindik. Kısaca Alanya maçına da değindik. Ahmet Karademir'e de kısaca değinmiş olalım. Tabii. Alanya maçında biz aslında ideal 11'imize yakın bir 11'le çıktık. Ve normal sistemimizle çıktık. 4-4-2 ile çıktık. Fakat karşımızdaki takımı çok fazla gözümüzde büyüttüğümüzden mi? Yoksa gerçekten çok kaliteli bir takımı olmasından dolayı mı? Biz Alanya Spor karşısında da aslında Sivas Spor maçı gibi bekledik. Hatta bir set şeklinde bekledik. Daha ağır bir savunma yaparak bekledik.
skoru da bulamadık. Halbuki Alanya maçında biraz şöyle kıpırdamış olsa, takımlar biraz daha mücadele etmiş olsa Konyaspor, ben oradan da bir puan getirebileceklerine inanıyordum. Ama çok hızlı futbolcularıyla, işte Bakasetas'la, ondan sonra Epecan'la, işte Babakar'la hızlı futbolcularla bir tane gol attılar, geçtiler gittiler yani. Kötü oynamadık ama sabah kadar oynasak da gol atamazdık kesinlikle. Kötü de oynamadık bu arada o maçla alakalı. Ya, dirençli oynadık ama işte kalite bir yerde öne geçiyor. Bir Store konusuna gireceğim. Yani Store çok güzel bir proje yaptı. Destekliyorum bu projeyi. Forma satışıyla alakalı. Arkadaşlar, Yenilgi'nin Store'la bir alakası yok. Yani bunu bir anlayın. Adamlar kendileri hani bir şey satmak için, bir ürünü satmak için bir şeyler çabalıyor. Yönetimi eleştir. Oyuncuları eleştir. Basın camiasını eleştir. Ne bileyim şeyi eleştir. Teknik heyeti eleştir. Ama Store'la ne alakası var? Hani yok o formayı niye satışa çıkarmıyorsun? Ya geçmeyelim dalga. Hani orada çok güzel bir proje var. Store projesi çok güzel. Farklı noktalara getirmeyelim. Bu hafta yani, kimin forması çıkıyor? Yani bilmiyorum. İsmail Kartal'ın diyorlar. Ya işte yani gerek yok bunlara yani. İsmail Kartal'ın şu bu. Yani gerek yok bunlara. Store'la dalga geç. Yani Store bence bir emek veriyor. Emek veriyor. Gerçekten. Store bir emek veriyor. İşte bak diyorum ya, yönetimi eleştir. Hilmi Başkan'ı eleştir. Ekrem Coşkun'u eleştir. Eleştir onları. İsmail Kartal'ı eleştir. Bizi eleştir. Ama bence store haksızlık yapıldığını ya düşünüyorum. Orası bir büyüyen yapı, büyütmeye çalıştığımız bir yapı. Kendi marketimiz, mağazamız gibi görmemiz gerekiyor store'u. Orada ufak da olsun, herkes bütçesi çerçevesinde alışverişini yapması lazım. Bugün maske satılıyor mesela 10 liraya, 15 liraya. Yani bir anahtarlık satılıyor 7 liraya, 10 liraya. En kötü bütçen dahilinde bunlar bile alabilirsin. Almayabilirsin. İyi ama yapılan iyi işe de köstek olma. Almayabilirsin. Şimdi Ahmet Karademir ve kapatalım. Ha, şuna değinelim Ahmet Karademir'le birlikte. Bugün gerçekten Konyaspor camiası. Bursaspor'a gireceksin değil mi? Yok, girmeyeceğim. Bursaspor'a girmeyeceğim. Ama girebiliriz, ona da değinebiliriz. Fark etmez. Biz genç futbolcu olan bütün takımların yanındayız. Ben mesela Menemenspor'u falan izliyorum yani. Genç futbolcular oynuyorlar orada. Birkaç tane var. İşte İstanbulspor'da var. Furkan Bayır var. Murat Elkatçı var. Keçiören'de var mesela. Genç futbolcuları oynatan takımları izliyorum. Keçiören'de yani. Solda mesela Barış Alper Yılmaz var, kanat oyuncusu. Evet. Şu an henüz çok fazla bir skor katkısı veremedi ama çok iyi gelişiyor. Gelişiyor. Şimdi Ahmet Karademir'le birlikte şuna girmem lazım. Ben biraz aslında duygusal bakmak demeyelim de biraz bu işlere empati yaparak bakıyorum. Nasıl? Biraz da istikrardan yanayım. Şöyle mesela bugün Türkiye şartlarında en iyi teknik direktör kimdir? Sorma bana bunu. Benim kafamdaki bence çok fazla var ya. İyi, en iyisi. Yani en iyisi kim derken şu an için Sergen Yalçın, Okan Buruk gelir ya. İlk beş. Okan Buruk, Sergen Yalçın. İlk beşin için Aykut Kocaman koyar mısın? Veya bundan iki sene önce koyar mıydın? Koyardım. Bir sene önce koyardım. Koyardın değil mi? Evet. Yani bu takıma belki de taktik bilgi anlamında en iyi hocalardan bir tanesi geldi. Doğru mu? Aykut Kocaman mı? Aykut, evet. Kocaman geldi. Şimdi biz Aykut Kocaman'la hani işte Şenol Güneş, Fatih Terim falan gelmedi ama biz zirveyi gördük. Evet. Şimdi kim var takımın başında? İsmail Kartal var. Şimdi taktik anlayışı üst düzey olan Aykut Kocaman dahi bu takımı küme düşmemeye oynattı. Hemen hemen benzer bir yapı, benzer oyuncular. Zaten sadece iki tane futbolcun dahil oldu buraya. Kravets ve Seyic ilk 11'ine. Normal, evet. Şartlarda. Kravets ve Seyic. O zaman da Barış Bayçın vardı. Bayç iyi oynayacak diye getirdik. Abdülkerim de var bir de. Serkan da iyiydi yani. Abdülkerim de dahil oldu ama Anış işte onu aratmıyordu yani bana göre. Şimdi doğru. Kalite farkına girmeyelim. Diyeceğim şu. Yani Türkiye'nin en iyi taktisyen hocalardan bir tanesi Aykut Kocaman geldi. Bu takımı küme düşmemeye oynattı. Eleştirildi, gitti vesaire. O konuya girmek istemiyorum ama bugün İsmail Kartal şu şartlarda bu takımla şu anda küme düşme hattının üzerindeyse bence İsmail Kartal için bir başarıdır. Ama çok büyük bir fark var arada. Ne var? Riyad Bahiç'le Artem Kravets farkı var. Riyad Bahiç sen transfer olurken bu kadar kötü performans göstereceğini biliyor muydun? Hayır. Riyad Bahiç'in atamadığı goller, Riyad Bahiç'in Konyaspor geçen sene küme düşmeye oynadıysa Riyad Bahiç'in atamadığı goller yüzünden. Antep Doğru. maçı, Trabzon maçı, Beşiktaş maçı sayabilirim. Bugün de Kravets'te kaç maça çıkmadın? Gençler Birliği maçı. Kravets'siz kaç maça çıkmadın?
4. 4 maç oldu. 3, 4, Alanya 4. maçında sakatlandı. Alanya maçında zaten verim alamadın. 4. İkinci yarı. Zaten bir üretimin de olmadı. 4 maça çıktın. Kayseri maçında da büyük ihtimal çıkamayacaksın. 5 maç. Adam 5 maçtır forvetsiz oynuyor. Ne yapacağız? Bence herkes eleştirilmesin demiyorum. Eleştirirsin. Ben de eleştiririm. Yani belki zaten. Belki sağlık ekibi. Son 2 maç ona yazıyor. Bu sakatlık. Bu sakatlıklar belki sağlık ekibinden kaynaklanmıyor da yanlış yüklemeden kaynaklanıyor. Bilemeyiz yani. Ama yok, onun öncesinde de vardı biliyorsun. Rıza Çalınbay dönemi, Aykut Kocaman dönemi, Bülent Korkmaz dönemi vardı yani. Şimdi insanları ben... Erdoğan, ben hala neredeyim biliyor musun? Turam'ı göndereceğimiz Erdoğan'ı gönderseydik. Sakatlanmaz adam Turam. Turam da PTT futbolcu şimdi Abdullah. Yani birbirimizi... Hayır, yedek bırakıyorsun sonuçta. Yedek bırakıyorsun. Şimdi şuna geleceğim. Biraz tutarlı olmak lazım. Empati yapmak lazım. Ben insanlara ben burada karar mercisi değilim veya bir otorite değiliz. Doğru mu? Yani kimseyi etkileyecek bir pozisyonumuz yok. Fakat İsmail Kartal'la şu anda kaç maç? 12 maçta. 15 puan toplamışsak geçen seneye bakalım. 12 maçta kaç puan topladı? 17. maçı söyle bana. Söyleyeyim. 11, 12, 13. 13 falan. Gençler Birliği beraberliği vardı. Sivas'a gittik mağlubiyet. Emin misin o kadar? İlk yarı biterken 17 puandaydık biz. 17 mi? 16 mı puandaydık? Şimdi 3 maç berabere 3 puan. Denizli yendik 6. Kayseri yendik 9. Kasımpaşa'yı yendik 12. Gençler Birliği 13. 13. 13. Hayır, İsmail, 13. Kartal, İsmail Kartal kaç puan toplamış? 15 puan toplamış ve önünde de rakiplerimiz olabilecek. Daha kalite olarak düşük takımlarla mücadele edeceğiz. Bugün Alanya ile maç yaptık, Beşiktaş'la yaptık, Fenerbahçe ile yaptık, Başakşehir ile yaptık. Yani biz virajın aslında o İstanbul Park'taki 8. viraj mı o zorlu 8. olan? 8. virajı biz geçtik yani. Biz şu anda son düzlükteyiz. Son düzlüğe girmek üzereyiz. Daha kolay virajlar var. Biraz ben şahsen tutarlı davranmaya çalışıyorum. Neden dolayı biliyor musun? Ben geçen teknik direktörlerle alakalı bir yazı paylaştım. Gördüğünü bilmiyorum. Teknik direktör değiştirme hızı Avrupa ile yurt dışını karıştırdım. Geçen sezon İngiltere'de toplamda 7 teknik direktör değiştirirken Türkiye'de Süper Lig'de 26 teknik adam değiştirilmiş. Orada benim dikkat ettiğim şey şu. Ortalama puanı sanırım diğer ülkelere göre yüksekti puanlar. 1.05, 1.11 diğer ülkelerin değiştirme evet. hızı. Bizim içkide 1.42, 1.44 o civarda. Yani teknik direktör değiştirmek çözüm değil. Bizde istikrar yok. Teknik direktör değiştirir. Doğru teknik direktörü bak, bulmak önemli şimdi, olan. Şimdi Erzurumspor 3. teknik direktörü değiştirdi. Abdullah şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi biz Konya ve Konyaspor camiası olarak bazen ne yaptığımızı bilmiyoruz. Neden dolayı biliyor musun? Bugün Bülent Korkmaz. Bülent Korkmaz'a sallamayan kalmadı. Adam transfer istedi ya. Adam transfer istedi. Sen takım kuruyor. Buradaki adamlara güvenemedi adam. Ben buraya dedi işte şöyle bir futbolcu istiyorum. Bülent Korkmaz tutarsızdı. Ya, başkan açıklamasından kaynaklı olarak tutarsızdı. Sen bana geldin. Para yok dedin. Ben tamam o olmasın bu olsun. Sen ikinci sefer geldin para yok dedim. Ben tamam B olmasın da C olsun dedim. Sen geldin para yok dedin tekrar. Ben D olsun dedim. A, B, C, D olmamış. Gittik E'yi aldık. Ben ne yapacağım? Buradaki ben kurguyu gerçekleştiremedikten sonra ben başarılı olamayacaksam bir anlamı yok yani. Buraya hızlı bir forvet istiyordu. Siyahi işte Kone falan. Afrika kökenli. Moussa şeyde Fransa'dan gelecek. Konate. Konate. Çok ismi geçti. Oradan biliyorum işte. Kadevere ismi geçti falan. Burada hızlı bir futbolcu istediğini tahmin ediyorduk az çok. Buraya daha işte dikine gidebilecek işte Mehdi tarzında bir futbolcu istediğini biliyorduk. Velhasılı adam transfer istedi diye işte gönderildi gitti. Her neyse yani orası bizi çok bağlamıyor. Ama Bülent Korkmaz giderken biz bu adamı çok salladık. Konya Spor Camiası olarak. Neden dolayı? Transfer istedi diye. Ya. Ama bunun için gerçekten eleştiren de çoktu yani. Ben şahsen eğer istediği futbolcu alamasaydım Bülent Korkmaz'ın kalmasına yanarım. Transfer istediği diye değil de başkan o açıklama yapıyorsan kalacaksın. O açıklamayı yaptıysan kalacaksın. Tabii, orası tamamıyla da öyle. Orası da öyle. Kalmıyorsan şimdi, da o açıklamayı yapmayacaksın. Şimdi ne yaşandığını bilemiyoruz ama adam en son raddede buraya transfer istediğinden dolayı ve istediği transferle gerçekleşmeden dolayı ayrılma kararı aldı. Şimdi geliyoruz. İsmail Kartal'a sallıyoruz. Neden dolayı adam ya ağzını açmıyor transferle alakalı. Bu iyi bir şey mi? İyi bir şey değil. Ama adam ağzını açmıyor. Burada ağzını açan adam da Rıza Çalınbay'ı da gönderdik biz. Sürekli 8 numara istiyor transfer diye. Transfer isteyeni de gönderiyoruz, istemeyeni de gönderiyoruz. İsteyeni
yeni de gönderiyoruz. Biz kaç yıldır psikolojimiz bozuk. Bak kaç yıldır biz hasret çekiyoruz. Hani böyle şimdi yağmur duasına falan çıkıyoruz cumalarda. Evet. Yağmur duası falan yapıyoruz. Yağmur yağmıyor diye. Biz artık dua edecektik. Hani altyapıdan bir tane oyuncu kazandırın, iki tane oyuncu kazandırın diye. Biz duaya çıkacaktık yani. Ne oldu? En azından çocuklar girdi. Hatta gol bile attı Ahmet Karademir. İşte Ali'yi kupa maçında aldı. Şener oynadı. İzzet oynuyor. Emre Pehlivan oynuyor. Abdül Samet oynuyor. Sürekli antrenmandalar. Tamam. Olağanüstü bir dönem geçiriyoruz. Pandemi dönemi. Ama en azından bu çocuklara şans verebiliyor. Bir hafta önce bu adam oynattı diye Sir İsmail Kartal'ken şimdi adamsızlıktan, sakat futbolculardan dolayı kadro kuramadığı için çok fazla eleştirilmesinin bir anlamı var mı? Bence yok. Şimdi Aykut Kocaman. Bülent Korkmaz'ı eleştirmişsek, Rıza Çalınbay'ı transfer istedi diye eleştirmişsek, transfer istemek İsmail Kartal'ın elinde eleştirilmesinin bir anlamı var. Aykut Kocaman Türkiye Kupası'nı alırken, bu takımı 3. yaparken Aykut Kocaman hakkında neler söylüyorlardı? Evet. Aykut Kocaman neler söylüyorlardı? Biz tutamıyoruz. Ben şahsen İsmail Kartal'ı genç oyunculara şans vermesinden dolayı. Burada Oğuz Kağan'ın ısrarını ben eleştiririm. Oğuz Kağan da ısrar etmeyecek. Oğuz Kağan'ı gönderecek. Yönetime de olumsuz rapor verecek. Ben buraya daha iyi bir futbolcu istiyorum diyecek. Bak ben bunu eleştireceğim. Ama burada genç futbolculara şans verdiğinden dolayı ben omzumla taşırım İsmail Kartal'ı. Oğuz Kağan da genç bu arada. 21 yaşında. Bizim işimizi görmedikten sonra. Bizim işimizi görmedik. Yani. İsterse 18 yaşında. Konya'lı. Şu çocuk opsiyonlu kiralık olsaydı kabul ederdim ben. Zaten Konya ile de barışır bu çocuk. Şu anda Oğuz Kağan oynasın diye baskı da yapılırdı. Emin ol yani. Aynen öyle. Evet bittik. Durumlar böyle. Yani biz 1.5 puan ortalamasını tutturamadık ama daha göreceli olarak kolay bir fikstüre giriyoruz. Umarım İsmail Kartal buradaki yanlışları, doğruları görmüştür. Ve sakatlarda bir an önce döner de az kadromuza çıkar. İnşallah daha güzel sonuçlar almaya çalışırız. Tabii puan kayıpları her zaman teknik direktöre yazar. Birkaç maç daha böyle devam ederse İsmail Kartal'la da yollar ayrılabilir. Ama ben o raddeye gelmesini istemiyorum. Çünkü adam senin altyapı futbolcularını izliyor. 1922'nin maçlarını gidiyor, önemsiyor. Oradan acaba futbolcu çıkartır mıyım diye. Bugün mesela dün açıklama yapıldı. Artık federasyona 35 futbolcu ismi verilecek. Geçen 30. gün çıkan geçen İkincilik gün 30. ikincilikte 30, süperlikte 35 futbolcu ismi verilecek. Bu futbolcular arasında mesela 1922 maçını izledi. Oradan birkaç tane getireceği futbolcu var. İşte İsmail Güven mesela, Oğuz Kağan gitsin. İsmail Güven oynasın abi. Adam yok o kadar da abartmayalım İsmail Güven falan filan da. Ya hani tamam. Fatih Mankır'ı getir buraya. Ekrem'i de buraya getir. Doğan Can gelecek burada. En azından serbest suçtan falan atıyorum. Ya olur olmaz. O benim işim olmaz. Değil. Olur olmaz. Olur olmaz. Ben düşünüyorum. O benim işim değil ama Ekrem gelecek. Sonuçta 1922'nin maçına gidip oradan 3-4 tane futbolcuyu seçiyor. Ediyoruz. Anladın tabii mı? Tabii ki. Hangi teknik direktör gitti bugüne kadar? Bülent Korkmaz'ın haberi bile yok. Aykut Kocaman kaç maça gitti? Kaç sene durdu burada? Kaç maça gitti? Ya Aykut Kocaman kimi çıkardı ki? Yok. Türk futbolunda kimi kazandırdı? Yok. Amir. Salih Uçan bile harcayacaktı ya. Yani Abdullah ben biraz insanların bu yönden bakmasını temenni ediyorum. Ben çünkü bu yönden bakıyorum. Burada altyapı futbolcularına ve işte 1922'ye Konya'mızın evlatlarına değer veriyorsa, burada Abdülkerim'e özellikle mesela, Abdülkerim sonuçta takıma kazandıran isimlerden bir tanesi. İsmail Kartal yani. Ben inşallah iyi sonuçlar alır diyorum. İsmail Kartal değil orada. O İsmail Kartal değil bu arada. Yanlış varsa ısrar etmemesini temenni ediyorum. İnşallah daha iyi sonuçlarla biz düzlüğe çıkacağız. Son düzlüğe iyi gireceğimizi düşünüyorum ben. En azından 24-25 puanı aşarsak ilk yarı sonunda daha iyi bir Konyaspor izleyebiliriz. İnşallah. Şimdi İbrahim abi ağzına sağlık. Ben de bir kelam edeyim. Var Odası kaliteyi gün gün artırıyor. Konya yerel kanallarında bile göremeyeceğiniz kaliteyi burada görüyorsunuz. İzleyenler olursa buraya da bu konuyla alakalı da yorum yapabilir. Elimizden geldiğince kısıtlı imkanlarla, elimizdeki minimum kısıtlı imkanlarla kaliteyi bir noktaya kadar çıkarmaya çalışıyoruz. Daha iyi noktalara çıkaracağız. Sadece sizden istediğimiz tek şey bize destek vermeniz, destek olmanız. Yorumlarınızı, bize katıldığınızı, katılmadığınız noktaları yazabilirsiniz videonun altına. Bir sonraki programda bu konuyu değerlendirmiş oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Görüşmek üzere diliyorum.